Merhaba güzel insanlar. Bugün yeni bir lansman günü. Intel i9 14900K ve 14700K işlemcilerin performanslarına bakacağız. Ancak soketi göstererek başlamak istedim. Bunu bir sebebi var. Intel burada hepimizi şaşırttı abi. Çünkü hatırlarsanız Z790 anakartlar neyi destekliyordu? 12. nesil, 13. nesil işlemcileri destekliyordu. Ama dedik ki tamam artık 2 nesildir adamlar soket değiştirmiyor. Bu 14. nesilde kesin değiştirecek. Dedik ki Intel tam tersini yaptı ve büyük bir şaşırtıcı harekette bulunarak 14. nesil işlemciler de artık Z790 anakartlara takılabilecek. Yani günün sonunda 3 nesildir Intel soket değiştirmemiş oluyor. Her sene soket değiştirmesine alıştığımız Intel artık burada oyuncuların yanında olduğunu biraz daha göstermek amacıyla mı yaptı bilmiyorum ama buradan gerçekten Intel'i tebrik etmek istiyorum. Ayrıca teşekkür etmek istiyorum bir oyuncu olarak. AMD tarafında olduğu gibi son kullanıcının yanında her zaman yer almak abi bence avantaj. Yani günün sonunda Z790 anakartlar revize oldu ve 14. nesil işlemcileri bu anakartlarımızı takıp kullanabileceğiz. Peki tam tersi olduğunda ne oluyordu? Mesela Intel dedi ki 14. nesil işlemci çıkarttım kardeşim ben ama soketi değiştirdik. Bu sayede ben şimdi 14900K satın aldım. Eski nesil işlemcim neydi? 13900K. Üzerinde ne vardı? Z790 anakart. Soket değişseydi eğer 14900K'yı Z790'a takamayacaktım ve yeni bir anakart, yeni bir işlemci almak zorunda kalacaktım. Ama soket değişmediğinden dolayı sadece işlemci olarak anakartımı takıp kullanacağım. Bu sayede cebime minimum Z790 için konuşuyorum 4799 TL para kalmış oldu. Peki anakartta LGA 1700 soket ibaresini görünce hepimiz bir rahatladık. Ama asıl rahatlamamız gereken yer burası değil. bir Hangi işlemci daha düşük güç tüketimiyle daha iyi performans verebiliyor? 2- Hangi işlemci rakibinden daha pahalı olmasına rağmen daha düşük performans veriyor? Aslında bütün videonun ana konusu Burası. Testlerde kullanacağım anakart Asus TUF Z790 Pro WiFi modeli olacak. Anakart değişmediğinden dolayı sadece BIOS atarak güncellemem yeterli oldu. Ne değişti diye bir bakmak için işlemcileri yan yana yerleştirdim. Hiç şüphesiz 14. işlemcilerde saat hızındaki artışlar göze çarpıyor tabii ki. Onun dışında bir şey daha fark ettim. Intel 14900K'da 13900K'ya göre ön bellek, çekirdek ve iş parçası sayısı konusunda aynı kalsa da 14700K ayrı bir yüklenilerek L3 ön bellek 33 MB'a, çekirdek sayısı 20'ye ve iş parçası parçacı sayısı 28'e çıkartılmış. Aynı artış 14900K'da maalesef yok. O yüzden 14700K'yı testlerde ayrı bir izlemek gerekiyor. Her iki işlemci de 125 Watt TDP değerine sahip. Ancak ikisi de tam yük altına girdikleri zaman 253 Watt'a kadar güç kaynağımızdan güç çekebiliyorlar. Tekil olarak takdir edersiniz ki 253 Watt'a kadar çıkabilen bir işlemciyi soğutmak hiç kolay değil. Bunu hatırlarsanız 13. nesil işlemlerde de görmüştük. 360 mm radyatörler artık bu işlemcilere yeterli gelmemeye başladı. Artık gelmemeye başladı değil, yeterli gelmiyor. Direkt onu söyleyeyim. Yeterli gelmiyor. Özellikle 13900K için hatırlarsanız 420 mm radyatörler tavsiye ediyorduk. Aynısını 14900K için de söyleyeceğiz gibi duruyor. 420 mm radyatörler bu işlemciler için olması gereken. Fiyat konusu ise henüz kesinleşmedi. Ben bu videoyu yayınladığım zaman belki 3 aşağı 5 yukarı e fiyatlar ortaya çıkacaktır ama yurt dışında 14.900k 578 pound yani 701 dolara. 14.700k ise 399 pound yani 484 dolara çıkacağı belirtiliyor. Eski fiyatlarla bir karşılaştırma yaptım. Dedim ki 14.900k ile 13.900k arasında bir fiyat kıyaslaması yaptığımız zaman ne değişmiş? Görüyoruz ki %1.16 14.900k'nın daha pahalı olduğunu fark ediyorsunuz. 14.700k'nın ise aynı fiyattan çıkacağı söylentisi şu anda muamma durumunda belki farklılık olabilir bilmiyorum ama eğer bu fiyatlar doğru çıkarsa şunu söyleyebiliriz Intel yeni ürünlere zam yapmadan neredeyse eski ürün fiyatından piyasaya sunmuş olacak Cinebench ile şimdi işlemcileri hem render aldıracağız. Tek çekirdek, çoklu çekirdek performansları neler yapıyor bunlara bakacağız. Rakiplerine karşı da test etmiş olacağız. Bazı tabloların ortaya çıkması için bence önemli bir render testi. Evet 14.900K çoklu çekirdekte güzel başladı. 39.813. 14.700K ise 35.583 ile testi tamamladı. İşi tabloya döktüğümüzde çoklu çekirdek tarafında 14.900K en yakın rakibinin %3.28 önünde. 14.700K ise bir önceki serisinden %14.31 daha iyi durumda görünüyor. Rakip 7.950X tek çekirdekte birazcık geride kaldığı gibi görünse de 14.900K şu anda iyi başladı. Şimdi her iki işlemci de CPU'nun üzerine basarak grafik ve animasyona sahip şekilde render aldıracağız. Biliyorsunuz bu işlemci sadece oyun amaçlı tercih edilmiyor. Grafik animasyonunda kullanılanlar var, Photoshop'ta kullanılanlar var, Premiere gibi uygulamalarda kullanılanlar var. CPU tabanlı her uygulamada aslında render performansı çok önemli. Tüm bunları yapmadan önce Edit Preference bölümünden işlemcinin seçili olduğundan emin olmamız gerekiyor. Yoksa direkt GPU tarafına render olur, işler karışır. 14900K BMW aracının çıktısını 1 dakika 1 saniye içerisinde tamamladı. 700 k ise aynı renderı 7 saniye daha geç alarak 1 dakika 8 saniye içerisinde bitirdi. Burada az önce hatırlarsanız ne demiştik? 14700K ayrı bir izlemek lazım. 14900K'ya yakın olan performansı hiç yaban atmamak gerekiyor. Bence bu arkadaş biraz daha yeni nesilde sivrilen bir işlemci olacak. Görünen o ki Ryzen 7950X yarışta 14900K ile kafa kafaya. Hemen ardından 13900K 1 dakika 4 saniye ile 3. sıra yerleşirken 4 saniye sonra 14700K geliyor. Son sıralardaki performanslar ise Direkt farkın açıldığını bizlere gösteriyor. 7900 x 3D özellikle hatırlarsanız L3 önbeliği çok yüksek olan bir işlemci. Dolayısıyla oyun performansı çok çok iyi olan bir işlemci ama görüyoruz ki 7900 x 3D render performansı da çok da iyi değil. 2K çözünürlükteki DirectX 12 destekli 3DMark Time Spy testini şimdi yapacağız beraber. Burada elde edeceğimiz sonuç tarafında CPU skoru bizi ilgilendiriyor. Ortalama 7 dakika süren test sıcaklık konusunda bizlere bir fikir sahibi edecek tabii ki. 14900K 23526 CPU skoru elde ederek başladı. 14700K ise 20189 puan elde etti. Her iki işlemci de maksimum 85 derece üstünü testlerde gördük. 360 mm radyatör kullanıyorum ve 85 derece görüyoruz. Tablo burada ilginç bir hal aldı. 14900K throttle testinden önce maksimumu görerek ilk sırada yer alıyor. Hemen ardından 13900K'nın kovaladığı 14700K ikinci sırada. 7900 x burada epey gerildiğini görüyoruz. İki işlemci arasında %13.5 performans farkı var. Bu test ise 4K çözünürlükte yapılıyor. 8 çekirdekten aşağıya sahip olan işlemler zaten bu testi tamamlayamadıklarından dolayı biraz daha hardcore bir test olduğunu söyleyebilirim. 14.900K 13.591 ile testi tamamladı. 14.700K ise 11.784 puan elde edebildi. İşi grafiğe döktüğümüz zaman yine 14.900K'nın ilk sıra elde ettiğini görüyoruz. Ancak 7950X 3D 4K testinde 14.900K'nın hemen dibinde bitiyor. 14.700K ise 5. sıraya kadar gerilemiş durumda. Önceki nesil 13.700K ile aralarında %5.03 performans farkı var. Şimdi maalesef acı bir tabloyla karşı karşıyayız. 14.900K'yı soğutmak için yanınızda bir yangın tüpü bulundurmanız gerekiyor. Sabi söylüyorum. Çünkü stres testine giren her iki işlemci de tabloyu birden kırmızıya çevirdi. 14.900K %100 yük altında 292W çekti maksimum ve bu sonucu istinaden 102 dereceye gördü. Ortalaması kaç biliyor musun? 94. 14700 GHz maksimum 276W çekerek 100 dereceye ulaştı. Ortalaması 85 derecede. Günü sonunda aşırı güç tüketimi aşırı performans anlamına gelmiyor. Throttle seviyesine ulaşan işlemci ne yapar? Direkt olarak kendisini frenler. Yani saat hızını düşürerek daha az güç çekmeye başlar ve kendisini stabil tutmaya çalışır. Eğer ki seviye giderek yükseklere ulaştığı zaman ve sıcaklık sınırına dayandığında sistem kendisini kapatır. O yüzden bu sıcaklık bareminin yüksek olduğunun altını çizmek lazım. Tekrar söylüyorum tavsiyem 14900 kalçın özellikle 450 mm radyatör almaktır. İlk oyun performansım Cyberpunk 2077 ile olacak. 14900K dikkat ettiyseniz anlık 186 watt güç tüketirken tüm sistem PC'den ölçtüğüm kadarıyla 590 watt anlık güç çekiyor. Full HD çözünürlükte 14900K 221 ortalama ile 7950X 3 FPS kadar önünde. Tepe noktasında ise 8 FPS var. 14700K ise 7950X ile yarış halinde. Şimdi çözünürlüğü arttırıp 4K performansına baktığımızda yine 14900K ile 7900X 3D'nin kapışmasını izliyoruz. Performans olarak arada %1 ile %2 fark var. 14700K ise burada birazcık atak yaparak 7950X'in 9 FPS önüne geçiyor. Ortalamada 5 FPS var. Starfield birazcık ilk çıktığı zaman çok tartışılı biliyorsunuz. Optimizasyonu henüz böyle tam oturmamış oyun ve ağır oyunlardan bir tanesi. Anlık güç tüketimine bakacak olursak Cyberpunk'tan birazcık daha düşük. Lakin buna rağmen işlemci sıcaklığı yer yer 76 dereceleri görüyor. Burada 7900X 3 ön plana çıkışını izliyoruz. Ortalamada 6, tepe noktasında 9 FPS'e ilk sırada yer alıyor. 14700K ise 7950X kapışmasını sürdürüyor. Sonuçlar birbirine acayip yakın. Forza Horizon 5 Starfield kadar ağır bir oyun değil. Hemen hemen ama aynı güç tüketimini sergilediğini söyleyebiliriz. Sıcaklık baremine dikkat ederseniz 360 mm radyatör 23 derece oda sıcaklığında açık sistemde yer yer 72 derece görüyor. Hatta bazen 77'leri falan gördüm. 14900K 226 ortalama ile 7950X 3D'nin 1 FPS önünde. Sadece bir. Tepe noktasında ise 8 FPS var. Bu iki işlemci ölümüne kapışırken şimdilik 14900K tüm oyun testlerinde %2 önde görünüyor. 14700K ise 7950X'i ortalamada 5, maksimumda da 8 FPS gerisinde testi tamamlıyor. <laughs> CSGO'da olduğu gibi hatırlarsınız artık işlemciniz ne kadar çok iyiyse CS'de o kadar fazla performans alırsınız devri kapandı. Hem ekran kartı hem de işlemci taban olarak artık CS2 oynuyoruz. FPS'lere bakacak olursanız zaten CS'de hatırlarsanız 700-800 FPS'ler havalar uçuyordu. Şimdi yarısı bile zor yani. Ryzen 7900X 3D X'e yerleşerek 14900K'nın ortalamada 13, maksimumda 33 FPS önünde. Biraz beklenen dışına çıktığını söyleyebiliriz. 14700K ise burada 13900K'nın gerisine düşerek 5. sıraya geldi. Sonuçlar birbirlerine yakın olsa da ortalamada 8 FPS var. Battlefield 2042 sanırım şu ana kadar yapmış olduğum testler arasında en fazla güç tüketen oyunlardan bir tanesi hatta ilk sıraya yerleşebilir. Anlık 210 Watt sadece işlemcinin çektiğini düşünün. Güç kaynağı ise totalde 580 Watt civarı güç tüketimi sergiliyor. Hatta yer yer 590'ları falan gördüm. Sıcaklıklar tabii ki bir o kadar yukarı çıkıyor güç tüketimi arttıkça. 80 derece maksimumları falan görüyoruz. 14900K burada tekrardan liderliğini aldı. AMD ile ortalamada 4 maksimumda 6 FPS var. 14700K ise 7950X'in gerisine düştü. Ortalamada 8, tepe noktasında 14 var. Call of Duty Modern Warfare 2'de haritadan harita değişiklik gösterebiliyorsunuz ve çok hızlı bir oyun. Yani her yerde aynı FPS alamayabiliyorsunuz. O yüzden aynı haritaya denk getirmek önemli olacak burada. Anlık 166 Watt güç tüketen 14900K sıcaklık olarak da daha stabil görünüyor şu an. Bu arada hiç değinmedik ama dikkat ettiniz bilmiyorum. Ekran kartının 1080p'de kullanım oranı yani VRAM tarafındaki kullanımı 12 GB civarında seyrediyor. Bu yüzden hani hep diyoruz ya 2023 yılında 8 GB VRAM'de ekran kartının çıkışını anlamıyoruz diye. Asıl sebep bu. Neyse. 14900K tekrar liderliğini sürdürüyor. Ortalamalar aynı. Tepe noktasında 4 FPS ile önde tamamlarken 14700K ortalamada aslında 7950X'i 4 FPS ile yine geçiyor. Maksimumda ise 6 FPS geride kalıyor. F1 2022 DLSS 3 destekli bir oyun ancak burada herhangi bir şekilde teknoloji dahil ederek F5 sıra direkt müdahalede bulunmamak amacıyla DLSS gibi teknolojinin hiçbirini açmıyorum. Anlık 140 Watt civarı güç tüketen 14900K sıcaklık konusunda da şu anda mükemmel durumda. Niye? Çünkü az güç tüketiyoruz. Güç kaynağında da tüm sistem 500 Watt civarı bir güç tüketim sergiliyor. 14900K Yine 7900X3D'nin kıl payı üründe ortalamada 3, maksimumda 13 FPS fark var. 14700K'nın burada birazcık ata söz konusu. Ortalama 7900X'in geride kalmasına karşın tepe noktasında 6 FPS ile testi tamamlıyor. Ve olaylı oyun Last of Us Part 1'deyiz. Yine Battlefield gibi burada yüksek bir güç tüketimini sergilendiğini görüyoruz. Anlık 210 Watt güç tüketen 14900K bir o kadar da sıcaklık konusunda yansıtıyor. Dikkat ettiyseniz. Yer yer 78 dereceleri görüyorum. 14900K yine fena bir kapışma halinde. 7900X 3D ortalamada 4 FPS geçmesine rağmen tepe noktasında 1 FPS var. Sonuçlar neredeyse aynı. 14700K ise yarışı birazcık salmış durumda. 7900X 8 FPS ortalamadan öndeyken maksimumda... 12 fps var. Günün sonunda toplamda 8 farklı oyun testi yaptık. Ve bu 8 farklı oyun testinin ben bir sıcaklık performansını da çıkarttım. Yani hepsinin ortalamalarını aldım diyebilirim. 14900K 360 mm Rock sıvı soğutucu ile beraber 74 derece sıcaklık ortalamasına sahip. Maksimumda ise 87 derece. Aslında çok istemediğimiz değerler. Bizim sıcaklık baremiz hatırlarsanız 55-65 mükemmel. 65-75 tamam iyidir abi. 70'in üstüne çok çıkmayalım. Ama 80 dereceler birazcık açık sistem işlemde olmasına karşın yüksek kalıyor. 14700K ise birazcık daha tabii ki stabil durumda. 360 mm radyatörler en azından bu arkadaşı zapt edebiliyorlar. 67 derecelik işlemci ortalaması çok güzel. Maksimumda ise 76 dereceye görüyor olsa da yine iyi olduğunu altını çizmek lazım. Finale doğru bir güç tüketimlerine bakmak gerekiyor tabii ki. 14900K Last of Us Part 1'de 210 watt civarı güç tüketimi gerçekleştirirken ilk sırada. Hemen ardından Battlefield 2042 yine 200 watt civarında bir güç tüketimi sergiliyor. Bu tablonun ortalaması ise 185 watt. 14700K'ya baktığımızda yine Last of Us Part 1'in 154 watt'la ilk sırada yer aldığını görüyoruz. Hemen arkasından Cyberpunk 2077 geliyor. Zaten ilk 3 oyun epey bir sistemlerde güç tükettiğini söyleyebiliriz. Tablonun ortalaması ise 138 watt. Thank you Finalde 14700K'yı Z790 anakartımın üstüne konuşlandırdığım zaman ve üstüne de RTX 4090 taktığımda 1080p'de en fazla 670 ile 680 watt gördüm. Daha üstünü görmedim. Açık konuşayım. 4K oynarsanız tabii ki bu çok daha fazla olacaktır. Bu güç tüketimlere binaen sıcaklıklar da o kadar fazla yukarıya doğru tırmanmaya başlıyor. Bilerek 1080p'de yaptığım testleri çünkü işlemciye daha fazla yük bindirmek gerekiyor. 4K'da ekran kartına binecekti yük. Performans testlerinde 7900 x 3 büyük bir kapış halindeydi 14900 900 kayla. Ancak fark olarak baktığın zaman böyle aşırı bir fark yok ortada. Finalde 14.900 knın yüzde daha iyi olduğunu söyleyebiliriz. O yüzden böyle daha çok ciddi sonuçları bekledim işlemcilerden ama bana şey hissiyatı geldi. 14900K şu anda ara bir işlemci. Yani 15. nesil işlemcilerde soket değişecek mi? Soru işareti değişecek gibi görünüyor olsa da 14900K'yı araya hazırlamışlar. 15. nesile hazırlanıyorlar gibi bir hissiyat oluştu bende. Burada asıl konuşulması gereken işlemci 14700K. Bir önceki seriye göre daha efektif ve daha hızlı. Bu yüzden eğer hazırlamış olduğum tabloda fiyatlar doğru çıkarsa 14.700K çok güzel bir tercih olabilir. 14.900K ise çok aşırı beğenmediğimi söylemeliyim. Çünkü az önce de bahsettiğim gibi aşırı bir fark yok. Daha fazla performans bekliyordum açıkçası. Üstelik bu işlemleri soğutmak için 360 mm radyatörler bile yetmiyor. 420 mm radyatörler artık kesin olarak 14.900K'ya evet kullanılmalı demeye başlıyoruz. Yeterli gelen kısmını da gördünüz işte. Oyunlarda ortalama sıcaklığımız 74 derece. Render aldığımda ise 90 dereceleri çok rahat görüyor. Yüzlere yaklaşıyoruz. Yani yangın tüpünün yanından bulundurayım ne yapayım daha fazla bu işlemi zapt edebilmek için diye soruyor insan kendi kendine. Benden bu kadar güzel insanlar. Umarım kafanızda bir soru işareti kalmamıştır. Kaldıysa lütfen yorumlar kısmına yazın ki hepsini tek tek okuyorum ve tek tek cevaplıyorum. Bir sonraki incelememizde görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Biz kaçar.